Burada mı yaşıyorsunuz? Hayır, Fransa'dayım. Ticaret okulunu da orada bitirdim. Bense hala okuyorum ama İstanbul'da. Hayret doğrusu. Hayret olan ne? Ne mi? İkimiz de Türk'üz ve Venedik'te karşılaşıp tanıştık da ondan. Tanıştığımıza memnun musunuz be? Bunu henüz bilmiyorum Timay, göreceğiz. Bir gün Fransa'ya gideceğim ama. Ya? Evet, özellikle Paris'e. Sadece Eiffel Kulesi'ni görmek için. Kalp atışı. Normal. Biraz sonra kapatıyorum. Bayan Ersoy az önce ameliyattan çıktı. Durumu normal. Bay Ersoy'un ise tedavisi ayakta. Korkulacak bir şey yok. Haber verelim istedik. Hoşça kal babasının kızısı. Ama ne olur uslu ol olur, göreyim seni. Hem biz de yakında geleceğiz. Hoşça kal. Güle güle, iyi yolculuklar. Varır varmaz telefon edersin. Olur, bekliyorum. Tatlım benim. Evet, ağladım, doğru. Ama geçti. İşin zor kısmı geçti artık. Tehlikeyi atlattın. Ya o ya? Hastanede olduğumu biliyor mu? Tabii biliyor. Söyledim ona.
Ama yakında döneceğini de biliyor. Herhalde başımıza geleni hatırlıyorsundur. Paris'e gideceğiz gene. Göreceksin, sana iyi gelecek. Boşuna kaçma. Bu kadar yakaladım işte. Görüyorsun ya, eski mesleğin hemşirelik şimdi işe yaradı. Sayende hastaneden vaktinden önce çıkmama izin verdiler. Teşekkür ederim dadı, sana çok şey borçluyuz. Aa, bir şey değil canım, önemli olan burada olmak. Yanımızda ol. Yardım edebilir misin? Evet. Postacıdan geldi. Sen git bak, ben olur, kendim canım hallederim. Geldim. Ah, sen miydin? Merhaba dadı. Gel, gir. Hastaneden çıktı demek. Evet, şimdi odasında. Gel gidelim. Daha iyi ya. İyi, iyi. Az önce pansumanını yaptım. Merhaba, nasılsın bakalım? Ah, Sibel. Bizi çok korkuttun. Bu kadar erken çıkacağını da sanmıyordum. Doğrusu ben de öyle. Seni görmek ne güzel. İşte Eiffel Kulesi orada. Buradan gidilir mi? Evet. Köprüden geçeceğiz. Niye asansörle çıkmak istemedim dersin? Sahi ya, niye? Basamakları saymak için. Bir bakalım kaç tane tam? 1652 tane. Vay canına. Tekrar seninle beraber olmak ne güzelmiş, eskisi gibi. Çok mutluyum. Doğru mu bu? Tabii doğru, anlaşılmıyor mu?
Alo. Günaydın efendim, şirketten arıyorum. Tümay Bey'in bu sabah çok önemli randevuları vardı. Herkes burada, epeydir bekliyorlardı. Birazdan orada olur. Çok iyi, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Günaydın Tümay. Günaydın. 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 Ah, bu makbule geçti işte, eline sağlık da bir toz. Sibel, özür dilerim, bu sabah geleceğini unuttum, inanır mısın? Emel, sen de kahve ister miydin? Rahatsız olmayacaksan isterim doğrusu. Nasılsın? İyiyim, ya sen? Ha, ben harikayım. Birlikte Paris'e gittik ve Eyfel Kulesi'ne yürüyerek çıktım canım. Ah, harika, bu Paris'e gitmeye ne zaman karar verdiniz siz? Böyle bir karar vermedik. Ama Tümay'ın uzun zaman önce beni birkaç günlüğüne de olsa Paris'e götürmek için sözü vardı. İşte biz de iki aşık gibi bir başımıza gitmeye karar verdik. O ya dadıyla mı kaldı yani? Evet, bereket versin, dadı var. Hadi başlayalım artık. Peki. Nerede kalmıştı? Evet, evet. İşte kahven geldi. Zahmet oldu, teşekkürler. Hasayı unutuyordum dadı. Lütfen kuaförüme telefon edip her zamanki gibi öğleden sonra uğrayacağımı söyleyebilir misin? Tabii canım. Ah, tamam buldum. İşte burada kalmıştım. The children are playing in the garden. The children are playing in the garden. Very good. Merhaba Emel Hanım. Sizi görmek ne büyük zevk. Merci. Her zamanki gibi mi olsun? Evet, lütfen. Aha, buyurun oturun. Hemen başlayalım Emel Hanım. Emel Hanım, burası sizin sayılır. Gelirken randevu almanıza hiç gerek yok. Buyurun, ne arzu ederdiniz? Lütfen çocuk için bir sütlü kakao getirir misiniz? Kakao. Evet, lütfen. Safın tekiyim, öğrenecek çok şeyim var. Aslında kararında yanıldın, o kadar. Olsun, bunca şeyi nereden öğrenecektim? Bana yaptığı teklifler aklımı başımdan aldı diyebilirim. Avrupa'da böyle bir yaşam daha önceki yaşamımla karşılaştırıldığında bir masal gibi geliyor bana dedi. Ah, teşekkür ederim. Çok sıcak. Farkında mısın? Evlendiğimizden bu yana ilk kez bavulunu tek başına topluyorsun. Ne diyorsun? Sen ya da ben ne fark eder sanki? Kollarımın arasındasın ya, gerisi önemsiz. Merak etme. Nasılsa çok uzun sürmeyecek bu. Neredeyse iyileştim artık. Ben de çok istiyorum. Ama az kaldı. Geri döndüğünde her şey eskisi gibi olacak. Gel. Sibel telefonda seninle konuşacakmış. Döndükten sonra arayacağım. Tamam. Tamam. Pekala. Sonra görüşürüz dadı.
İnşallah bir son olur. İyisin ya. Öpücük. Uslu. Kırmızı Dragon. Tam doğulu tarzı anlayacaksın. Hmm. Sen de ister misin? Yok. Neyse, şu oyuncu dosyayı getirdin mi bari? Teşekkür ederim. Evet, bana bir kanton pilavı, siyah mantarlı yumurta ve bir de bira lütfen. Bana da aynısından, yalnız bira yerine soda istiyorum. Peki. Mersi. Sana, ne istediğini sormadan içkini getirdiler. Buraya sık mı gelirsin? Öyle denilebilir. Bunu niye sordun? Öylesine meraktan, bilirsin kendimi tutamıyorum. Ama burnumu sokmamam lazım. Ha, nereye gelmek istediğini anlıyorum. Seni tanırım, hep aynı takıntı değil mi? Sen işte beni anlamaya bile çalışmıyorsun. Birada neler olduğunu hatırlıyorsundur. Evet, bugün gibi hatırlıyorum. Belki hep aynı nakarat diyeceksin ama... ...karından başkasını gözün görmüyor. Kabalık sayma ama dosyanla lütfen artık kendin ilgilen. Orası doğru. Eşime çok fazla değer veriyorum. Ancak bu başkalarını tanımıyorum anlamına gelmez. Hele hele böyle bir işte. Birçok kadınla tanışırım. Ama düşündüğün şeyi yapmaya mecbur değilim. Özür dilerim Tümay. Galiba hakkında yanıldım. Evet, galiba. Gene ne oldu? Gidiyor musun? Sen sordun, ben de cevapladım. Daha ne istiyorsun? Her neyse, hep aynısını değişmedim. Hesap lütfen. Bırak, davetli mi ol? Hadi ofiste görüşürüz. Gidebilirsin. Neyi bekliyoruz? Neler olup bittiğini bana da söylesenize. Bir şey anlayamıyorum. Apar topar beni niye çağırdınız buraya? Biraz sabırlı olun lütfen. Sizi buraya çağırtıysak mutlaka fazlasıyla önemli ve ihmale gelmeyecek bir konu var demektir. Profesör Fritzman hastanemizdeki dosyanızı dikkatle gözden geçirdi. Biz de onun gelmesini bekliyoruz. Günaydın. Günaydın profesör. Geciktiğim için özür dilerim. Son anda bir aksilik çıktı da. Thank you.
Size bazı sorular sorabilir miyim acaba? Yanlış anlamayın ama kazadan sonra kocanızla cinsel ilişki kurdunuz mu Emel Hanım? Bunu öğrenebilir miyim? Bu işte kocamın ilgisi ne? Kazadan sonra doktorum durumumu daha iyi biliyor. Her şeyi açığa kavuşturmalıyız. Durum çok ciddi. İhtiyaten kocanıza da aynı testler yapılmalı. Çok rica ederim. Lütfen mesele nedir söyler misiniz? Bakın, bir süre önce kocanıza sonuç alır almaz bu durumdan kendisini haberdar edeceğimi söylemiştim. Çok üzüldük tabii. Desenize durum bu kadar ciddi. Şunu tam olarak söyleyeyim. Çok ciddi denebilir. Tabii tedbir alınmazsa. Aslında sizde bir virüs bulundu. Ayrıca bu virüsün şu kazadan sonraki ameliyatının sırasında kan naklinden size geçtiğinden de eminiz. Bayan, hey! AIDS olduğunuzdan kesinlikle eminiz. Lütfen metanetinizi yitirmeyin. Dayanıklı olmaya çalışın. Bu konuda tıbbi araştırmalarda büyük gelişmeler kaydediliyor. Bu araştırmalara güvenin lütfen. İzninizle bir telefon etmem lazım. Çok yakında sevgili. İşim biter bitmez. Ben öğretmenle konuşurum. Tamam baba. Hazırlanıyor mu? Çok güzel. Nereye? Afiyet'e gidip bakayım. Anne! Baba seni bulmak için!
Buyurun, bu tamam sayılır. Evet. Evet olmuş. Otel Concord buyurun. Günaydın, Tümay Bey'le görüşmek istiyorum. Hı-hı. Bir saniye ayrılmayın lütfen. Siz de Bayan Simon'la birlikte bu işle ilgili. Tamam efendim. Hayır, hayır, hayır. Tabii. Bay Ersoy'u telefondan arıyorlar. Bir dakika. Tutması lazım. Bay Ersoy, telefonunuz var. Arayan eşiniz efendim. Affedersiniz. Hı-hı. Teşekkür ederim. Alo buyurun. Tümay, niye bizi hiç aramadın? Şu anda çok. Bu akşam da görüşmem var. Sana öylesine ihtiyacım var ki boğulacakmışım gibi hissediyorum. Bereket versin o... Yanımda. Artık dayanamıyorum. Bu da ne demek? O kadar kötü müsün? Nem var? Bir şeyim yok. Her zaman olur ya, geçer meraklanma. Canına sıkmak da üstüne yoktur. Ben de yarın döneceğim zaten. Hatta birkaç günlüğüne Semra'lara gideriz ha. Pekala. Madem istiyorsun. İstemez miyim? Göreceksin, sana çok iyi gelecek. Oya'yı versene bana. Öperim. Yarın görüşürüz. Ben de öperim canım. Oya'yı veriyorum. Baba, ne zaman geliyorsun? Yarın kuzucuğum. Söz veriyorum. Sana bir resmimi göstereceğim. Bayılacaksın. Peki güzel. Çabuk gel olur mu? Peki hayatım. Anneni üzme. Peki. Hiç üzmeyeceğim. Seni seviyorum babacığım. Ben de güzelim. Öperim. Hadi gel kızım. Bebeğini de al. Önce bayanlar. Güle güle. Hoşçakalın efendim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Umarım her şey aklınız yolunda gider. Aklınız burada kalmasın. Siz tatilin tadını çıkartın. Aha, merci. Güle güle. İstanbul, Türkiye'yi kat ederek yapacağımız doğuya yolculuğun hareket noktası. Boğazın üstüne kurulmuş olan İstanbul, 2000 yılı aşkın bir süredir doğu ile batı arasında coğrafi olduğu kadar kültürel açıdan da bir köprü görevi üstlenmiştir. Yeryüzünde iki ayrı kıtaya uzanan yegane kent. Kentteki dünyanın 5. büyük köprüsü de Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlar. Denizden 70 metre yukarıda yer alan Boğaz köprüleri hemen hemen aynı uzunluktadır. Bu güzelim kentte 10 milyona yakın insan yaşar. İsa'dan önce 7. yüzyılda kurulan kent... Bir saattir kapıyı çalıp duruyoruz. Neredesin be? Gel, İsa'dan sonra gel. 4. yüzyılda da Konstantinopol adıyla anılmıştır. 1453'te Osmanlıların eline geçen İstanbul... yeniden inşa edilip günümüzde de hala izlerini taşıyan bir görünüme kavuştu. Yine mi aynı terane? İstanbul... Müzik dinleyeceği yerde hala bu zırvalar. ...için çok şanslısın. Bak bu doğru işte. İstanbul'dan onu buraya boşuna mı getirdim ben? Senin gibileri bakıp bayılsınlar diye oğlum. Daha ne bekliyorsun sen? Git bize içecek bir şeyler getir. Her zamanki gibi işte. Ama tabii unutmuştur bile. Gece kafayı bulalım. Ver şunu. Zavallı kadın.
Teşekkürler. Şey, şerefine. Şerefine. Hadi buraya gelsene. Orada misafir gibi ne duruyorsun sanki? Yabani. Hiç değişmeyecek misin sen salak kadın? Ağaç gibi dikilme, gel şöyle. Gel otur yanıma, al bakayım. Yok yapma, iç hadi. Yapma. İç alkolden dedim. Nefret ettiğimi bilirsin Rönel'in sen. İç hadi, yapma. İç. Benim hatırım için iç bir kere. Ha? Hadi, al bakayım. Nasıl güzel değil mi? Lütfen, Rönet! İç bakalım. İç, iç, iç. Lütfen Rönet! Devam et, devam et. İç şunu da. İç. Hey, hadi Rönne. İçelim dostum. He, içelim. Saatine. Hey, çok güzel. Yorsun burada. Defol burada. Rezil herif. Utanmıyor musun sen? Sen tımarhane kaçkınısın. Şşş! Yüksek sesle konuşma. Yüksek sesle konuşma. Defol buradan seni, ahlaksız herif. Herkesle ne sanıyorsun ha? Budala. Çabuk git. Çabuk git yoksa bağıracağım. Şşş! Kes sesini. Kes sesini. Defol diyorum sana, anlamıyor musun ha? Seni istemiyorum. Seni istemiyorum. Seni istemiyorum, anlasana. Defol. Bağırırım yoksa. Defol, defol buradan. Defol. Defol, rezil herif! Defol! İnanılmaz bir şey doğrusu. Dünden beri biliyorsun ve bana şimdi söyledin, öyle mi? Dün gece çok içtin, cesaret edemedim. Tepki gösterirsin diye korkup sustum. Delirdin mi sen be? Ne o yani, kollarımı kavuşturup oturacağımı mı sandın? Derhal buradan gitmeleri lazım. Bu işine gelmiyorsa sen de onlarla gidebilirsin. Yeter ama Erkan, hiç kalbin yok mu senin? En iyi dostumu evimden nasıl kovarım ben? Biraz anlayışlı ol, bu durumda onları yalnız bırakamayız. Aksine yardımcı olmalıyız onlara. Yardım filan anlamam. En iyi dostum ya da değil, umurumda değiller. Sorun anlayışlı olmak değil. Ne yap et, onları buradan gönder, hepsi bu. Ama bu imkansız. Hani birlikte pikniğe gidecek? Piknik miknik umurumda değil. Benim bu hastalığı kapmaya hiç niyetim yok. Tümay'ın da hastalığı kapmadığı ne malum? Sen derhal bunların kullandığı her şeyi çöpe at. Kullandıkları bardaklar da dahil, bilmem, anlatabildim mi? Ne diyorsun canım? AIDS böyle geçmiyor ki, gülünç olma lütfen. Madem öyle, Tümay'a bunu ben söylerim. Lütfen yapma Erkan, özellikle bunu yapma. Biraz nazik ol, her şeyi berbat etme. Boşuna ısrar etme, onun da gerçeği bilmesi lazım. Lütfen yapma Erkan, hadi canım. Benim hatırım içine. Israr etme diyorum sana, mutlaka söylemeliyim. Hepsi bu, tamam mı? Ulan burası benim evim be. Ha, söyle, ne oluyoruz ha? Söyle bana! Yeter artık Semra. Ne yapacağımı biliyorum. Ayrıca Tümay söyleyeceklerimi anlayacak kadar da olgundur. Meraklanma. Oh, kravatla mı geliyorsun? Üstünü değişmeyecek misin? Hayır Tümay. Bugün hiçbir yere gitmiyoruz. Kesinlikle seninle konuşmalıyım. Söyleyeceklerim de önemli. Thank you.
sen miydin? Girsene. Bir şey mi oldu? Gene sorun mu çıkardı? Her zamanki gibi asla değişmeyecek. Ah çok haklısın. Hadi gel otur şöyle. Artık dayanamıyorum. Sürekli dert, her gün bir yenisi. Bütün gece uyuyamam. Bununla boşuna vakit kaybediyorum, bu kesin. Birkaç hafta daha dayan canım. Oturma iznin gelsin, ondan sonra bir karar verirsin. Kim olduğumun bile farkında değilim. Bazen kendime burada ne arıyorum diyorum. Canım üzme kendini boşuna. Baktın değişmiyor, açarsın boşanma davasını, ayrılırsın, olur biter. Ben de zaten kahvaltı hazırlayacaktım. Otur birlikte güzel bir kahvaltı edelim. Sonra konuşur, sorunlarına bir çözüm bulmaya çalışırız. Öğreneceğinizi öğrenince ne sevindim bilemezsiniz. Hemen yıllık izninin kalanını kullanmaya karar verdim. Şu kazadan bu yana epey zaman geçti. Hani bizi de haberdar etseniz iyi olurdu. Epeydir tanışıyoruz değil mi dostum? Ha evet öyle. Düşünmedik değil efendim. Ama sizi rahatsız etmeyelim dedik. Dostlar ne güne durur ki? Dostlar ne güne durur ki? Onu gerçekten dost sanırdım. Bunu ne ondan ne de senden beklerdim. Bana karşı dürüst davranmadın. Bunu başkalarından öğrenecek yerde senden öğrenmek isterdim. Bundan sonra sana nasıl güvenebilirim bilmiyorum. Kendi kendime hep benden bir şey saklamaz derdim. Ancak bana söylemediğim bundan daha beter ne olur bilmiyorum. Birbirimize her şeyimizi anlatırız diye biliyordum. Oysa bunu öğrenen en son ben oldum. Hala bunu bana niye söylemek istemediğini anlamış değilim. Tümay biliyor mu? Hayır bilmiyor. Ve bunu ona son ana kadar söylemek niyetinde de değilim. Karanlık büyük bir çıkmazın içindeyim. Aynı karanlığa ve cehenneme sizleri de sürüklemek istemiyorum. Şu ana kadar hep bir şeyler umdum. Ama seninle yüz yüze geldiğimde bu sırrımı biriyle paylaşma gereğini duydum. Sana hep güvendim Semra. Bu da sana açtığım en büyük ve sonuncu sırrım olacak. Seninle konuşmak bile içimi rahatlattı. Şimdi de geriye bir tek Tümay'a söylemek kalıyor.
Ne diyordun? Evet, Rene bir daha aynı şeyi tekrarlarsa tasını tarağını toplayıp bize gelirsin. İnan çok memnun oluruz. Böylece de seni rahatsız tamam. edemem. Olur, bunu düşünürüm. Hem ayrıca ben de evime dönmeye karar verdim. Neden? Korkuyor musun? Yo da Emel'in gözlerimin önünde eriyip gittiğini görmek istemiyorum. Sen de ona çok şey borçlusun. Evet biliyorum ama hayatımı tehlikeye atamam. Bakalım. Kızınızın ve sizin kan örneklerinizde herhangi bir virüse rastlanmadı. Bu da karınızın gerekli önlemleri aldığını göstermektedir. Bu bir şans. Kuşkusuz prezervatif kullandınız. Evet ama ancak bir süredir. Çok iyi yapmışsınız. Sonuçlardan da anlaşıldığına göre çok ciddi bir tehlikeden kaçınmışsınız. Aman bu alışkanlığınızı kaybetmeyin. Çok önemlidir. Hastalığın bulaşmasını önlemenin yegane yolu budur. Her şey gayet açık. Anlıyorum. Demek bu yüzden de. Evet, şimdi anlaşılıyor. Teşekkürler. Hakkında ne düşüneceğimi bile bilmiyorum. Prezervatif kullanmam bile düşünmek sana düştü. Tıpkı bir oyun gibi. Ama kazandın. Aferin. Her şeyi bana ilk öğrendiğinde söylemiş olsaydın, en azından gerçek bir çift olduğumuzu kanıtlardın. Ancak bugün kendimi en az senin kadar yalnız hissediyorum. Kendime acıdığım bir yana eskisi kadar sana yakın da değilim. Hayatımızın en büyük gerçeğini en son ben öğrendim. Tıpkı bir yabancı gibi. Üstelik bunu bana doktor söyledi. Kendimi aşağılanmış hissettim. Hala anlamakta güçlük çekiyorum. Biliyorum. Ancak sizi düşündüğüm için söylemedim. Benimle birlikte acı çekmenizi istemedim. Beni affet Tümay. Gayet tabii affediyorum. Üstelik elimden geleni yapacağım. İyileşeceğinden de eminim. Göreceksin. İnşallah. Sağlığına Emel. Thank you.
parfümüne bayıldım. Şu göğüslerine ve dudaklarına terbiyettim. Böyle ateşli dudakları olan birine dayanmak mümkün. Bize gidelim be. Bak, gösterdiğin tepkiyi çok iyi anlıyorum. Gayet tabii. Bu yüzden huyu değiştirecek değilim. Daima benim sevgili karım kalacak. Dur bir dakika. Gene ne var? Uzun zamandır birlikte olacağımız ilk gece. Bunu biraz sindirmek istiyorum. Ne yaptığını biliyorsundur umarım. Neler hissettiğini anlıyorum. Çok güçlü olmalısın. Deneyeceğim. Artık korkmuyorum da. Ve bu da senin sayende. Gel. Beni kollarının arasına al. İşte geldik. Gel bakalım. Gel. Gel. Evet, güle güle Tony, güle güle, güle güle. Gel bakalım. Aman basamaklara dikkat et çünkü düşebilirsin. Müzik ver. Vay canına. Burası neresi Rane? Şimdi görürsün. Bu da ne? Bu kadın da kim? Hadi bakalım, odadan çık. Hadi acele et. Rahatsız olmaman için git başka bir yerde yat. Hadi, hadi. Sana kalk dedim. Keyfine bak. Bu iş zaten çok uzamıştı. Size hayvanlar size. Canınız cehenneme. Aman bırak şunu. Bak baş başa kaldık işte. Anlaşıldığı kadarıyla durumu ağırlaşmamış. Bu haliyle bile harika bir şey. Bence umut var demektir. Evet ama ben daha iyisini bekliyordum. Başka ne yapabiliriz onu söyleyin doktor. Neyse bakalım. Yeni reçete yazıyorum. Bir süre bu ilaçları kullanmasını istiyorum. İşte kan örnekleri sonucuna göre daha başka önerilerde bulunabiliriz. Aynısından bir daha lütfen. Teşekkür ederim. Bir şey ısmarlarsan severek kabul ederim. Gayet tabii. Merhaba, ben bir portakal suyu istiyorum lütfen. Bir şey mi oldu? Bir sorun mu var Cuma? Sorun mu? Benim? Bunu niye sordun?
Hiç, öylesine. Seni epey değişmiş görüyorum da. Baksana, sen hiç böyle iç geçmezdin. Bu alışkanlık nereden çıktı? Bir şeye alışmış değilim. Hem bu seni niye ilgilendiriyor? Bilmem ki, sadece tuhafıma gitti işte. Yine karın mı? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Evet, dikkat et. Geç. Sana böyle. Bilmem ki. Gel canım. Uzan şöyle. Bacaklarını da uzat. Çok güzel olmuş. Kim bunlar? Bu sensin. Bu ben. Bu da annem. Sanırım o kadınla yaşayacak. Bu senin de yararına olur, değil mi? Evet, haklısın. Bu işleri kolaylaştırırdı. Bana sorarsan, acele edip işleri karıştıran sen olma. Bakarsın, boşanma talebi ondan gelir, böylesi sana yarar. İyi de ben delirmek üzereyim. Beklemeye tahammülüm yok. O eve de ayağımı basmam.
Peki sonra? Bilmem artık. Başımın çaresine bakmalıyım değil mi? Şimdilik istersen bir süre burada kalabilirsin Sibel. Böylece yerimi sen alırsın. Ayrıca bu herkesin işine gelir eminim. Endişelenme. Umarım burada beğeneceğin bir şeyler bulursun. Baksana ne güzel şeyler. İşte en iyileri de bunlar. Hadi seç. Gel. Nesi var, ciddi bir şey mi? Eşyaların istediğine göre bir daha buraya gelmeye niyeti yok demektir. Evet, sanırım şeyin, karısının yüzünden. Neyi var bilmiyorum ama şu kazadan bu yana karısı bir türlü toparlanamadı gitti. Sizce bir sakıncası yoksa evde oturup çalışmayı tercih ediyor. Bu söz konusu bile olamaz. Yani bütün memurlar karıları hasta diye bu şekilde davransa düşünebiliyor musunuz? Burada çalışan tek kişi kalmazdı. Yarın herkes gibi gelip işinin başında olması lazım. Bakın Bay Erman, biraz daha anlayışlı olsanız, onun yokluğu sizi bu kadar rahatsız edecekse yerini bir süre ben alırım. Yardımcı olabilirim sanıyorum. Sizin bu işi kıvırabileceğinizi sanmıyorum. Ama tabii anlaşılan başka seçeneğim yok. İsterseniz onun odasına siz geçin. Bu arada herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa doğrudan onunla temasa geçip halledebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Buyurun, bu sizin. Teşekkürler. Lütfen buyurun. Tümay evde mi? Hayır, henüz gelmedi. Bunlar onun eşyaları. Getirmemi kendisi istedi. Biliyorum. Oturmaz mıydınız? Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Bir şey içmek ister miydin? Yok, teşekkürler. Maalesef vaktim yok, gitmem lazım. Sibel, lütfen çiçekleri bir vazoya koyar mısın? Tabii, ben de onu yapacaktım zaten. Affedersiniz, sigara içebilir miyim? Tabii, buyur. Ver. Ya siz? Hayır. Bu müzik de pek güzel.
yaptın sen? Daha dikkatli olamaz mısın? İnanılmaz bir şey. Bunu nasıl kurutacağım şimdi ben? Affedersiniz. Gitmeliyim. Merhaba. Eşyalarımı getirdin mi? Evet, getirdim. Hanımefendiyle karşılaştın mı? Kim, Sonya mı? Evet. Az önce gitti. Hoşça kal canım. Adresimi biliyoruz. Ne zaman istersen bana gelebilirsin. Hatta ara sıra Oya'yı da getiririz. Tabii, görüşürüz. Hadi in bakalım. İşte şu kutuyu Tümay'ın odasına götürebilir misin? Tabii, gayet. Ah, kuaförüne telefon etmeyi unuttum. Günaydın bayan. Öğleden sonra için randevu alabilir miyiz diye arıyorum. Bayan Ersoy adına olacak lütfen. Lütfen ayrılmayın. Emel Hanım randevu istiyor. Çok üzgünüm ama bugün için imkansız maalesef. Öyle mi? Demek dolusunuz. Neyse, teşekkürler. Yalan söylüyor. Bu işin bahanesi. Demek hastalığımı o da öğrenmiş desene. Bu önemli değil ki Emel. Şimdi telefon eder hallederim. Başka kuaför mü yok sanki? Anne! O da ne öyle? Aa, bu bir uğur böceği. Ne güzel şey değil mi? Ben de onun gibi uçup gideceğim. Ben de seninle geleyim mi? Bak canım. Sen burada babanla kalmalısın. Hem biliyor musun? Annem burada yokken onun sana ihtiyacı olacak. Artık sen büyüdün, öyle değil mi? Ama bir gün bizi görmeye geleceksin tabii, değil mi? Her gün dünyanın bir yerlerinde bir sürü bebek doğar. Senin gibi de büyürler. Buna da hayat denir. Ama öte yandan kimileri de gider. Yani dadı gibi sen de gidecek misin? Evet, öyle. Babam geldi. Ne söyledi? Bana dedi ki, ben burada seninle kalacakmışım, o da gidecekmiş. Tıpkı uğur böceği gibi, hatta dadım gibi. Ben annemin bizi yapayalnız bırakıp gitmesini istemiyorum. Sen bunları düşünme. Bak, sana bir sürprizim var. Bana yardım edebilir miydin Tümay? Geliyorum. Hadi anneye gidelim. Sen de ölüp gitmişsin ama hala buradasın.
ya ben nereye gideceğim söyler misin? Kımıldamayın. Tamam. Tümay, benim Oya ile bir fotoğrafımı çeker miydin? Ha tabii. Oya, gel Sibel abla ile fotoğrafını çekeyim. Oğlum. Hadi Oya, gülümse bakayım. Bir tane daha. Evet. Hadi şimdi kaç bakalım, hadi kaç. Hadi. Seni yakalayacağım, geliyorum. Sibel'le fotoğrafımı çeker misin? Az önce istediydi de. Düşünceli bir halim var. Buraya gene gelecek misiniz? Sibel, Oya ve sen, ben öldükten sonra da. Hayır. Sanmıyorum. Çünkü ben de Sibel'den rica edecektim Oya'yı buraya getirip oynaması için. Nedeni de Oya burayı çok sever. Peki bunu niye Sibel'den istiyorsun? Neden? Dürüst ol. Sakın hiç aklına getirmediğini söyleme bana. Şimdi anlıyorum. Ama inan bana, onun hem annesi hem de babası olacağım. Tümay, benimleyken artık mutlu olmadığını görüyorum. Ayrıca hayatını daha da berbat etmeye hakkım yok. Söyle, düşündüğün biri var mı? Senden başka kimseyi düşündüğüm yok. Bunu sen de biliyorsun zaten. Bana yalnız yaşayacağını mı söyleyeceksin yani? Ben öldükten sonra ne yapacaksın? Lütfen bunu öğrenmeliyim. Bu anlamsız sorulara son verir misin lütfen? Gerçekten gerekseydi kiminle olmak isterdin? İnan bunu henüz düşünmedim. Yani aklında biri var mı demek istiyorsun? Hadi kimse söyle bana. Seni sıkıştırdığımı mı sanıyorsun? Sadece öğrenmek istiyorum. Bu son yol olabilir. Söylediğin için sağ ol. Gerçek acı veriyor vermesine ama gene de bir nebze rahatladım. Niye bir başkası değildi o kadın? Hayır, asla olamaz.
Birazdan onlar da gelir. Demek şu kadın sayesinde boşanma işin hızlandı öyle mi? Evet ya, bereket versin şu aptal kadın sayesinde öyle oldu. Zaten umurumda bile değil. Daha iyisi olamaz. Artık özgürüm. Bu şekilde sormak beni rahatsız ediyor ama ilerisi için planların neler? Henüz düşünmedim ama bir Fransızla beraber olmayacağım kesin. Ağzım fena yandı çünkü. Yaşadığım bir yana Tümay'a rastlamam aslında büyük bir şanstı. Ama şu anda canımı sıkan şey... ben ölüp gittikten sonra Tümay'ın da açıkça söylediği gibi yerimi şu son yanın alacak olması. Samimi olmam gerekirse bu fikir beni deli etmeye yetiyor. Ve göçüp gitmeden önce mutlaka bir çözüm bulmalıyım. Lütfen bu zırvalarla kendini üzme Eme. Ama bu çok gerekli. Böyle bir şeyin olmasına izin verip bir yere gitmeye hiç niyetim yok diyorum. Bir şeyler yapmalıyım. Yavrumun böyle bir veba mikrobunun elinde büyümesine izin veremem Sibel. Evet anlıyorum. Açık olmamı istersen... Ben Tümay'ın Sonya değil de seninle birlikte olmasını yeğlerdim. Tabii bu bir dilek sadece. İyi de o da senin gibi mi düşünüyor dersin? Bilmiyorum. Ancak onu ikna edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ayrıca bana inan, bu sorunu iyice düşündüm ve başka bir seçeneğim de yok. Sonra konuşuruz. Yok. Gel bakalım. Seni kurulayım mı üşüme aldım ki? Evet. Bir an önce eve gidelim çünkü yapacağım dünya kadar şey var. İyi eğlendin mi kızacığım? Ne oldu? Gözlerim de kıpkırmızı olmuş. Dostlarım, evliliğimizin 10. yıl dönümü için sizleri aramızda görmekten kıvanç duyuyoruz. Emel ve ben bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmaktan da gurur duyuyoruz. Umarım güzel bir gece geçirirsiniz. O kadar kötü değil. Ayrıca hiç de önemi yok. Bu yüzden kalkıp gecemizi berbat edecek değiliz. 11. evlenme yıl dönümümüzü. Sağlığınıza. Bu bebek de fazla oldu. Gidip onu yatırayım. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şampanyayı Arman'ın patlatmasını istiyorum. Bana göre hiçbiri diğerinden daha değerli değil. Ayrıca fark etmez, biz birlikteyiz ya. Beni asıl kaygılandıran bundan sonra ne olacağım? Bir süredir uzun uzadıya bunu düşündüm. Yazık ki elimden bir şey gelmiyor. Umarım son dileğime sen de saygı duyarsın. Daha uzun süre dayanacak gücüm kaldığını sanmıyorum. Sibel'in seni mutlu edeceğini düşünüyorum. Peki ne zaman bu kanıya vardın? Sibel'in de bundan haberi vardır herhalde.
Evet pekala. Sizi yalnız bırakayım. Şu andan tez yok, onu karın gibi gör ne olur. Peki. Tümay. Hı. Ne yapacağınızı her ikiniz de biliyorsunuz, değil mi? Bakalım. Hadi şimdi dinlen. Yorgunsun.
yapamayacağım. Ne oldu Tümay? İyi değil misin? Tamam, bitti artık. Emel aramızdan ayrıldı. Niye ölmeye karar verdiğini anlayamıyorum. Halbuki dün gece çok iyiydi. Özellikle Oya'ya şimdilik bir şey söyleme olur mu? Bir an önce onu dadının yanına götürmeni istiyorum. Bir şeyin farkına varmaz. Sen onunla kal Sibel. Yapacağım şeyin kendiliğinden ve doğal bir şey olduğunu bilmelisin. Madem artık bana ait değilsin, artık içlerimde bir yerlerde biriktirip durduğum şeyleri sana açıklamanın da bir sakıncası yok. Hatta bunlar hoşuna gitmeyecek de olsalar. Yaşamın ilk günlerdeki kadar pembe olacağını düşündüm. Tabii ölümün bile bize asla ulaşamayacağını da. Bunca yıl seninle yaşamış olmaktan çok memnun oldum. Mutluluğumuzu da yavaş yavaş birlikte oluşturduk. Kızımızın doğumunu ne büyük sabırsızlıkla beklemiştik. Sırf aşkımızı somutlaştıracak diye. Ben ikimizin ayrılmayacağına inanıyordum. Ama bir şoförün yüzünden, yaşama zerre kadar değer vermeyen sorumsuz bir doktorun yüzünden hayatımız allak bullak oldu. Bu sorumsuzlar bana gülmeyi bile unutturdular. Yeni şeyler keşfetmeyi, gülmeyi, dudaklarının bedenimde gezindiğini hissetmeyi, bedenimi saran kollarını, beni öptüğünde sıcak nefesini, tek kelimeyle yaşamasını. Birlikte güç bela kurduğumuz şeyin hastalığım yüzünden yavaş yavaş yıkıldığını görmek ne büyük bir şanssızlık değil mi? Her şeye rağmen o büyük sıkıntımı içime gömüp aşmaya çalıştım. Ancak etrafımdaki insanlar bana başka bir seçenek bırakmadılar. Davranışları bazı şeylerin ne denli değerli olduğunu anlamamı sağladı. Güya dostluk adına riyakar gülümsemeleri arasında acınacak bir eşya olup çıktım. Bu da beni derinden yaraladı. Bu zafiyet de Sibel'in sanki farkında değilmiş gibi hayatımızın içine sızmaya çalışmasına yol açtı. Neyse ki sen hiç değişmedin. İçtenliğinle hep gönlümü ferahlattın. Küçük Oya'mız da bu büyük sıkıntımı aşmama yardımcı oldu. Bazen kapkaranlık gibi görünen ömrümün son günlerini renklendirdi, aydınlattı.
Kuşların ötüşünü onunla dinlerken günlerimin sayılı olduğunu bile unuttum. Bebeğimin masumiyetinden alabildiğine yararlandım. Yaşamaya devam etmek için. Ama şimdi beklemenden de önce yaşamı terk etmeye karar verdim. Umarım ileride beni anlayacaktır. Ama sizleri terasta mutlu bir aile tablosu içinde gördüğümde senin benden artık kopmaya başladığını hissettim. Sibel'in ihaneti ilişkimize senin ilgisizliğini artıran son darbeydi. Gene de şunu bil ki sen hayatımın erkeğiydin. Çok bitkinim Tümay. Öylesine bitkinim ki sonu olmayan bu mücadeleye devam edemeyeceğim. Bunca yorgun olmama rağmen son bir kez düşüncelerimi seninle paylaşmak istedim. Beni etkilememek için duyduğun isteği sakladığını da biliyorum. Artık benim veremeyeceğim bir şeyin eksikliğini duyduğunu da biliyorum. İşte bu yüzden seni hiç istemeden de olsa Sibel'in kollarına ittim. Bana olan saygın nedeniyle ona karşı istekliymişsin gibi davrandığını da biliyorum. Belki bunları anlamak sana zor geliyordur Tümay. Ama böyle bir şey kabul edeceğine dünyada inanmazdım. Çünkü yerimi kimsenin alamayacağı konusunda beni ikna etmiştin. Bana ait olan, yalnız bana ait olan bazı hareketlerini bir başka kadınla paylaştın. Ben de kendimi fazla hissettim. Kendimi özgürlüğüne bir engel gibi hissetmemek için ayak altından çekilmeye karar verdim. Umarım yokluğun bundan sonra yaşamını dilediğin gibi sürdürmene yardımcı olur. Ama şunu unutma, kızım sana emanet. Onunla birlikte benden bir şeyler daha hep yanınızda olacak. Yaşamın boyunca onun varlığı sana benim çektiğim acıları da aktaracak. Onun için fedakarlık yapmanı sağlatacaktır. Şimdi iç huzuruma kavuştum. Çünkü sen bana bir aşkın sonsuzluğu içinde sessiz sedasız yol gösterdin. Bu satırlar sana acı verecek biliyorum. Ama başka bir şekilde davranamazdın. Beni affet Tümay. Seni affettiğim gibi. Neler söylüyorsun sen? Affedilecek ne varmış ki? Bütün bunları isteyen sendin. Benim ne ilgim vardı sanki? Ayrıca senin düşündüğün gibi olmadı. Emel, bütün bunları niye benimle konuşmadın? Niye? Bunca acı çektiğini anlayamadım. Hastalığından daha çok ölümünün sorumluluğunu üstüme yıktın. Bunu bana yapmamalıydın. Ama gel gör ki sana bunu şimdi anlatabiliyorum. Artık aramızda olmadığın şu sıra. Kimseye kırgın değilim. Tamam. Evet, sağ ol. Sibel, Oya'yı havaalanına götürebilir misin? Evet. Evet, doğrudan alana. Aman geç kalayım demeyin. Evet. Evet, hem de hemen.
bütün bu anıları anlatmak çok güç geldi. Beni buraya bağlayan bir şey de kalmadı zaten. Birlikte ülkemize dönüyoruz sevgilim. Ben sadece sana aitim. Sadece sana. Sen git. Arabayı park eder hemen gelirim. Fazla uzun sürmez. Oldu. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İşte baban orada. Alt numaralı kapıdan lütfen. Sana çok teşekkür ederim Sonya. Önemli. Ne zaman dönüyoruz? Aslında sana söylemek istediğim şeylerden biri de bir daha dönmeye niyetim olmadığıydı. Burada pek şansım yaver gitmedi. Onun için ülkemde kalmaya karar verdim. Böyle bir karar beklemiyordum. Beni şaşırttın Tümay. Sen affet gitsin. Güle güle bebeğim. Senden bir ricam var. Seni çok özleyeceğim. Şunu avukatıma verir misin? Hoşça kal. Güle güle.